Denizlerde av yasağı başladı. Gırgırlar ve troller 1 Eylül'e kadar balığa çıkamayacak. 15 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yasağın kapsamı tüm Türkiye kıyılarında geçerli olacak. Bu yasağa uymayanlar ise çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Balık av yasağına uymayanların para cezası ile cezalandırılabileceği gibi ayrıca av araçlarına el konulması da söz konusu. Öte yandan hamsi sezonu da bitiyor. Geçtiğimiz yıl yüksek fiyatlardan sardalya bu sene daha ucuza tüketilebilir. Konuyla ilgili mikrofonlarımıza konuşan Çanakkale Balıkhali esnafları Cemal Kartal ve Volkan Kaşıkçı, av yasağı sırasında balık halinde ve tezgahlardaki balık çeşitliliğinde beklenen gelişmeleri değerlendirdiler. Vallahi av yasağı başlıyor işte. Bundan sonra balık çeşitlerimiz birazcık azalacak. Fiyatlar muhtemelen biraz daha yükselir ama balığımız olur. Şu anda Çanakkale civarında 10 tane kadar dalyanımız var. Dalyanlardan balık geliyor. Ufak kayıklar çalışıyor. Balık gelir. Önümüzdeki günlerde de hamsinin sezonunu kapatıyoruz. Sardalya sezonuna başlıyor. İnşallah sardalya ile devam edeceğiz. Kulyos gibi, istavrit gibi, pullu balıklar, karagöz, çıpra, kupa gibi balıklarımız olacak. Av yasağı dediğimiz bizim, şimdi vatandaşın mesela bir yanlış algıladığı bir şey var. Hiç balık avlanmayacak diye. Öyle bir şey yok. Küçük kayıklar olsun, dalyanlar kuruluyor, dalyanlardan olsun 7-24 taze balık geliyor. Fiyatlara dersek fiyatlarda değişiklik olur ama ufak bir değişiklik olur. Çok da değişiklik olmayacak. Bu sene özellikle sardalyayı bol düşünüyoruz. Geçen sene hiç olmamıştı. Geçen sene 180-200 lira sardalya satmıştık. Bu sene maksimum 100 lira civarı düşünüyoruz. Bu sene bol yani balık.